İyi akşamlar sayın seyirciler. Halk TV ekranlarında en ana haberle karşınızdayız. Türkiye dershanelerin kapatılmasıyla başlayan, ülkeyi sarsan yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarıyla devam eden, polislerin ve savcıların görevden alınmasıyla zirveye çıkan AKP-cemaat kavgasını hayretle izliyor. İddialar, ithamlar, paralel devlet ve çete tanımlamaları vatandaşı büyük bir tedirginliğe sürüklüyor. Bu krizden çıkış için çareler aranıyor. Son olarak Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu temasları tartışıldı. Tüm bu gelişmelerin ışığında biz de Türkiye nereye gidiyor, neler oluyor sorusuna Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'le yanıt arayacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, balyoz ve Ergenekon davalarında yeniden görülmesi için yeşil ışık yakıldı geçtiğimiz haftalarda. Aslında bu konuda Metin Feyzioğlu elini taşın altına koydu diyebiliriz. Gerek muhalefet gerekse AKP kanatından merakla bekleniyor neler olacağı. Ancak bugün beklenmedik bir açıklama geldi. AKP sözcüsü Hüseyin Çelik yaptı bu açıklamayı. Bir dinleyelim açıklamayı, ardından değerlendirmelerini alalım Gürsel Bey'in. Yeniden yargılama meselesi AK Parti'nin önem verdiği bir meseledir. İstanbul'da cumartesi günü bazı yazarlarla yapılan toplantıda Sayın Başbakanımız da yeniden yargılanmaya sıcak baktığını ifade etmiştir. Ayrıca kendisini ziyaret eden, kendisinden randevu alarak görüşmek isteyen Barolar Birliği Başkanı'na da bu konuda meseleye sıcak baktıklarını ifade etmiştir. Peki bu ne anlama geliyor? Bunun üzerinde müsaade ederseniz biraz durmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, yeniden yargılanma, milli iradeye kast etme anlamına gelen Ergenekon terör örgütünü yok sayma anlamına gelmiyor. Balyoz eylem planını yok sayma anlamına asla gelmiyor. Bunları görmemezlikten gelmek, milli iradeye kast eden ve bu mahkemece de tespit edilen bu hususları kesinlikle göz ardı edelim, bunları yok sayalım anlamına gelmiyor. Henüz Adalet Bakanlığı tarafından bu yeniden yargılama ile ilgili bir çalışma yapılıp bitirilmemiştir. Bunun kapsamı ortaya konmamıştır. Bu ne getirir ne götürür, bunlar ortaya çıkmamıştır. Ve bununla ilgili nihai hüküm verilmeden Sayın Barolar Birliği Başkanı kendini adeta yasamanın yerine koyarak sanki yürütmenin bütün yetkisini o kullanıyormuş gibi kamuoyunda hasreten bu tutuklu ve mahkum olan insanlar ve onların aileleri nezdinde büyük bir beklenti oluşturmuştur. Ve Sayın Barolar Birliği Başkanı adeta bu insanların ümitleri üzerinde şova devam ediyor. Şov yapmaya devam ediyor. Evet, AKP sözcüsü Hüseyin Çelik'in açıklamalarını dinledik. Yeniden yargılama eylem planını yok sayma anlamına asla gelmiyor dedi. Aslında en çok dikkat çekici sözlerinden biri sanıyorum. Bu insanların ümitleri üzerinden şov yapmıştır ithamında bulunduğu Metin Feyzioğlu için. Nasıl değerlendireceksiniz siz Hüseyin Çelik'in bu açıklamalarını? Evet, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bugün Sayın Çelik'in basın toplantısını biraz özetlemek istiyorum. Sayın Çelik basın toplantısı yaptı ve hemen hemen televizyonların tamamı 1 saat 10 dakika aralıksız canlı yayın verdi. Şimdi evet, yürütme çürüdü. Yargıda ciddi tartışma var. Görüyoruz ki sadece Türkiye'de yürütme yargı değil, aynı zamanda basın medya etiği de çürümüştür. Bir saat sonra, yani saat tam 2:30'da Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Sayın Koç'un da basın toplantısı oldu. Ve gündemle ilgili gerçekten çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Hı hı. Ama ne yazık ki hiçbir televizyon canlı yayın vermedi. Hatta TRT, yani 76 milyon yurttaşımızın ödemiş olduğu vergilerle yayın hayatını sürdüren TRT'de de bu şeyi görmedik. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızla da bugün bu meseleyi konuştuk. Bir kere önümüzdeki hafta TRT Genel Müdürü ile görüşeceğiz, grup başkan vekillerimizle. Mevcut televizyonlarla da Cumhuriyet Halk Partisi olarak eğer gerçekten böyle devam edecekse bir mesafe koymak zorundayız. Doğal olarak bütün demokratik ülkelerde olması gereken, yani bir saat veriyorsanız hadi bir saatten vazgeçtik, asgari ana muhalefet, yani Türkiye'de bu çok ciddi sorunların yaşandığı bir ortamda
ana muhalefetinde 15 dakika canlı yayın yani vermesi gerekiyor. Yani biz artık eşitlikten vazgeçtik. Vazgeçtik ama kısmen, yani nezaketen olması gerekiyor. Nezaket kuralları da ortada kaldırıldı. Onu özellikle ifade etmek istiyorum ama önümüzdeki günlerde de bunun tabii ki gerek Ankara temsilcileri, gerekse gazetelerin ve televizyonların genel yayın müdürleriyle bir dizi görüşmeler yapacağım. Şimdi Sayın Feyzoğlu'nun son dönemlerdeki uğraşı doğrusu çok çabuk unutuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi 17 maddelik bir yasa değişikliği teklif verdi biliyorsunuz parlamentoya bir yıl önce. Demokratikleşme ve özgürleşme paketi. Bunun iki maddesi, bir tanesi özel yetkili mahkemelerin kaldırılması, ikincisi yeniden yargılanmanın yolunu açmaktır. Yani bu yeni bir teklif değildir. Bunu kamuoyunun bilmesi gerekiyor. Şimdi bunlar tabii ki olabilir. Şu anda hukuk sistemimizde çok ciddi sorunlar var. Ta başladığı günden itibaren. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da bizim ısrarla evrensel kurallar içerisinde yeni bir hukuk sisteminin oluşması için yapılması gereken ne varsa her türlü katkıyı sunacağımızı baştan beri beyan ediyoruz ve bu konuda da destek vereceğimizi söylemiştik. Bu başka bir şey. Ama ortada bir suç var. Ortada suçlular var. Ortada suçüstü olmuş bir iktidar var. Şimdi ben bugün Sayın Çelik'i dinlerken doğrusu bu kadar pişkinliği hiçbir insan kaldıramaz. Yani doğru, evet yargıda sıkıntı olabilir, emniyette sıkıntı olabilir. Bunların hepsini kabul ediyorum. İzlerken bu ülkede yaşamayan bir vatandaş olarak herhangi bir başka bir yabancı ülkede bir vatandaş izlemiş olsa herhalde ana muhalefetin yetkilisi konuşuyor diye bakacaktır. 12 yıldır siz ailelerinizin, çocuklarınızın, yandaşlarınızın ekonomik sorunu çözüyorsunuz da Türkiye'nin en temel sorunu olan hukuk sistemi, özgürlükle ilgili ne getirdiniz de Cumhuriyet Halk Partisi hayır dedi? Siz çıkmadınız mı? Biz bu davaların savcısıyız demediniz mi? Siz demediniz mi? Gezi Parkı'nda insanların en meşru hakları, demokratik haklarını ararken hiçbir şiddet olmaksızın Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak 20 tane milletvekili arkadaşımızın olduğu yerde onlarca kez gaz yedik. Ve siz çıktınız, bu polislere destan yazdı dediniz. İzmir operasyonu yapılırken gece yarısı sabahın erkeninde siz bu polise destan yazdı dediniz. Eskişehir Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi'ne bu operasyon yapılırken aynı polislerdi. Bu polislere destan yazdı dediniz. Şimdi bu polisler sizin çocuklarınızın yolsuzluğunu, hırsızlığını suçüstü ettiği için bu polisler oldu vatan haini. Bu savcılar, bu savcılara siz ey Sayın Başbakan kendi özel aracınızı verdiniz. Ve dediniz ki özellikle kamuoyunun hatırlaması gerekiyor. Referandum döneminde üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü geldi dediniz. Ne arıyorsunuz şimdi? Bunların bütününü bir tarafa bırakalım. Hukuk düzenlemesi, demokrasi için, özgürlük için ne yapılacaksa onu sonraya bırakacağız. Öncelikle siz bu yolsuzlukların hesabını vereceksiniz. Bir, savcı ne diyor? Diyor ki falan şu bakanların çocuklarını suçüstü ettim. Fezleke yazdım. Bu fezlekeler parlamentoya gelmeden, bu bakanlar bu hesapları vermeden hiç bu numaraları kimse yemeyecektir. Efendim geçmiş dönemlerde hukuksuzluklar olmuştur. Biz de yeni fark ettik. Bu yargıda çeteleşmeler olmuş. Bunlar nedir biliyor musun? Bunların tamamı bugüne kadar yapılan yolsuzlukların, usulsüzlüklerin üstünü kapatmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak öncelikle bizim talebimiz gideceksiniz, çocuklarınız, sizler, kimler varsa hesabını vereceksiniz. Peki bugün efendim burada eğer gerçekten savcıların ya da polislerin tamamı bizim kamuoyunda bildiğimiz, biraz basına medyaya yansıyan kısmına da baktığımızda, tapelere baktığımızda %100 yolsuzlukların olduğu ortaya çıktı.
Mesela bir tanesi Sayın Genel Başkanımızın da grup toplantısında ifade ettiği bir iş adamı, bir müteahhit iş adamı bakanı arıyor. Yani aynı zamanda uzun süre Türkiye'deki bu yolsuzlukların önünde ciddi yol açmış, TOKİ'den başlayan ve adına kentsel dönüşüm dediği, bizim ransal dönüşüm dediğimizde kendilerinin çok kızdığı, sinirlendiği. Ne demek ransal dönüşüm? Çünkü bunların, bu organizasyonların hepsini biliyordum. Ben bu ekranlarda sadece İstanbul'da bu kentsel dönüşümden dolayı 100 milyar dolar rantın nasıl paylaşıldığını, kimlerin kasasına girdiğini belgeleriyle 1,5-2 yıl önce Sayın Başbakan'ı kendisine göndermişim. Bunun için savcı olmaya gerek yok. Bunun için polis olmaya gerek yok. Şimdi ortada somutlaşmış çok ciddi iddialar var. Mesela bir tanesi Sayın Çelik bugün diyor ki efendim nerede yolsuzluk varsa sonuna kadar gidilecek. İşte nerede yolsuzluk varsa sonuna kadar gidilmenin yolunu kapatıyorsunuz. Ayın 17'sinde yapılan operasyondan sonra 18'inde 24 farklı yerde operasyon yapılacaktı. Hı hı. Bunun bir tanesi de Sayın Başbakan'ın oğluydu. Dünyanın her yerinde olduğu gibi benzer olaylar, bakan, başbakan kimin çocuğu olursa olsun gider yargıya hesap verir. Siz gidersiniz, çocuklarınız ya da bu meselelerin içinde olanlar kimler varsa yargıya gider hesabını verir. Bilal Erdoğan hesabını verdikten sonra gitmesi gerekiyordu. Tabii. Hatta iddialar var. İddiaların ne kadar doğru olup olmadığını araştırıyoruz. Ayın 18'inde yani 18 Aralık günü Ankara'da Sayın Başbakan'ın oğlunu korumak için çok sayıda polislerin gittiği ifade ediliyor. Bu iddiaların tamamı ortada ve bir telefon konuşmasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Biraz önce de ifade ettim. Bir iş adamı bakanı arıyor. Tapelerin tamamı da vardır. Kamuoyunda yazılı. Her ne kadar gazetelerimiz yazmamış olsa, televizyonlarımız tartışmamış olsa da sosyal medyada herkes bunu biliyor. Ben diyor patronla konuştum. Patron dediği Sayın Başbakan. Sayın Başbakan bana sizin Ataşehir'de 20 dönüm bir arsam var. Yani Başbakan Türkiye'nin bu kadar kritik bir süreç içerisinde içeride dışarıda bu sorunları varken, hı hı, Sayın Başbakan kimin nerede ne kadar arsasının olduğunu takipçisi olmuş. Siz onu bizim Bilal'ın vakfına bağışlayın, ben talimat veriyorum. O da tabii ki iş adamıdır. Hani kaz gelen yerde tavuk esirgenmez hikayesiyle emrin olur diyor. Sonra bakanı arıyor. Bu rezaletler herhangi bir normal bir ülkede, yani Türkiye'nin ötesinde hukuk sisteminin işlediği bir ülkede o iktidarın bir gün ayakta durmaması gerekiyor. Bakan, ben diyor patronla görüştüm. Patron tamam dedi. Ne yapacağız diyor. İşte o şeydeki Bakırköy'deki yer var ya diyor onunla ilgili. Tamam. Ama diyor o 1.65, 1.70 falan. Ya kafana göre takıl diyor. Türkiye'deki mimari sistemin geldiği duruma bakın. Kafana göre takıl. Milyonlarca yurttaşımızın, ben 3 yıl önce hayatımda unutamayacağım bir dramla karşı karşıya kaldım. İstanbul'un en eskileri Roman yurttaşlarımızdır. Ta Osmanlı döneminde kalma. Ama ne yazık ki tabii böyle mülkiyet edinme alışkanlıkları olmadığı için yaşam biçimleri, bütün Roman yurttaşlarımız dünyanın birçok ülkelerine gidin, Avrupa'ya, Almanya, İngiltere, hemen hemen aynı yaşam biçimleridir. Sosyal yaşamları böyle. Sultan Mahallesi dediğimiz, yani ilk yerleşik yerleri, Sultan Mahallesi'ni dönüştüreceğim diye orada oturan, 200 yıllık oturan Roman yurttaşlarımızı sürgüne tabi tuttular. Ve bunların önemli kısmını, mülkiyetlerini ellerinde aldılar. 3 yıl önce beni çağırdılar. Gittim Sultan Mahallesi'ne. Yani bilinen Sulu Kule dediğimiz, hı hı, aslında Roman yurttaşlarımız orayı Sultan Mahallesi olarak tanır. Daha sultanların eğlendiği yer olduğu için Sultan Mahallesi demiştir. 3 yıl sonra gittiğimde bu kentsel dönüşümden sonra özellikle orada oturan çok ciddi komşuluk ilişkileri olan, sosyal ilişkileri olan yurttaşlarımızın 60-70 kilometre öteye sürüklendiği için bunlar çoğu müzisyen, Beyoğlu'nda, Taksim'de, bu civarlarda çalışıyor. Doğal olarak uzak olduğu için kendi evlerinin yakınlarında çadır kurmuşlardı.
Yani böyle döndüm, ey dedim Allah'ım ya. Bu insanları bu hale getirenler bir gün bunun hesabını verir. İşte bunlar bunların hesabını veriyorlar. Binlerce yurttaşımızın, yoksulun kafasına kendi atasında dedesinde kalmış evleri yıktılar. Şimdi bu hikayeleri kimse yemeyecek. Efendim yargı sistemi öyleydi. İşte savcı bilmem neydi. Polis bilmem nereye bağlıydı. Beni hiç ilgilendirmez kardeşim. Gelin bu yolsuzlukların hesabını verin. Türkiye bu yolsuzlukların hesabını sormazsa yarın demokrasi de olmaz, özgürlük de olmaz. Umut ediyorum ki bütün yurttaşlarımız, özellikle sivil toplum örgütleri, sendikalar, siyasal partiler bu mesele konusunda, özellikle temiz siyaset konusunda bir hassasiyet içerisinde, en azından bu konuda bir dayanışma içinde olması gerektiği inancı içindeyim. Evet, peki özel yetkili mahkemelerin yaptığı yargılamaların güvenilirliğini soracağım ben size. Bu mahkemelerin zaten kaldırıldı yani, ancak ellerindeki mevcut davaların görülmeye devam edilmesi ne kadar hukuki bir şey içerisinde? Efendim, o ayrı bir şey. Baştan beri itirazımız, ta 2012'den itibaren özel yetkili mahkemelerin özellikle 12 Eylül döneminde, yani biliyorsunuz degemeler dediğimiz degemelerin bir benzeridir. Demokrasilerde kabul edilemeyecek bir kurumdur. Bunların kaldırılması gerekir diyen Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu başka bir tartışma. Bu düzenleme yaparız. Bu düzenleme başka bir şey. Bizim konuştuğumuz, bugün güncel olan başka bir şey. Şimdi bu düzenleme hikayeleriyle bu yolsuzlukların üstünü kapatamazsınız. 24 tane operasyon yapılacaktı. 24 tane operasyonu niye beklettiniz? Bu operasyonlarda kimler var? Kimlerin çocukları var? Öncelikle bunlara bakacağız. Sonra bu düzenleme, bu hukuku düzenleme. Bunlar gelir parlamentoya, parlamentoda uzun uzun tartışılır. Bunlar yerine gelir. İki şeyi birbirine karıştırırsak ne yaparız biliyor musunuz? Bütün bu, özellikle son dönemlerde telaşları olduğu için ben onların yayın organlarını zaman zaman izliyorum. Geçen gün bir televizyonu izlerken doğrusu gerçekten gözlerim yaşardı. Yani direkt başbakanın gazetecileri. Gazeteci demek için de tabii çok şey olur. Gazetecilik mesleğine de hakaret olur. Aman Allah'ım. Bugüne kadar uygulamalar nasıl antidemokratik uygulamalarmış. Efendim Doğu Perinçek nasıl içeride yatarmış. Yalçın Küçük nasıl içeride yatarmış falan diyenler, bu vesileyle özellikle mağdur olmuş, gerçekten yargılamadan düzmece dosyalarla yargılanmış insanların mağduriyetini kullanarak bu yolsuzlukları kapatmak istiyorlar. Ben bu konuda mağdur edilmiş insanların da vicdanının bunu kabul etmeyeceği inancı içerisindeyim. Özellikle bu yargılama süreci başlayacak. Şimdi mesela kim beni ikna edebilir? Dün İzmir'de bir operasyon oldu. Ne operasyon oldu? Ortada bariz bilinen yolsuzluklar var. Yolsuzluklarla ilgili polisin, yani anayasanın kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak polis ve savcı operasyon yapıyor. Aslında sonra bu yapılamayan ikinci operasyon. Efendim iki saat mi? Sonra polislerin tamamı görevde alındı. Şimdi bu böyle bir şey kabul edilebilir mi? Ya ben doğrusu bu konuda Cumhurbaşkanı'nın böyle bir sessiz kalışını içime sindirebilmiş değilim. Yani siz anayasal olarak oradaki yetkinizin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Bizim size yetki tarif etmemize gerek yok. Devlet denetleme kurumu diye bir şey kurulmuştur bu ülkede. Bakın altını çizerek söylüyorum. Devlet denetleme kurulumu. Bu devlet denetleme kurulu Sayın Cumhurbaşkanı'na bağlı. Bu meselelerde ne yapacak Sayın Cumhurbaşkanı? Durun diyecek. Derhal devlet denetleme kurulunu harekete geçirecek ve o devlet denetleme kurulu bütün bu olup bitenleri inceleyecek. Şimdi bunların hiçbirisi yapılmıyor. Böyle bir bulanık havada herkes işte farklı şeyi, nasıl bunu unutturabiliriz? Unutturamazsınız. Ne kutuyu unutturabilirsiniz, ne para kasalarını unutturabilirsiniz. Milyonlarca yoksulun, milyonlarca işsizin olduğu bir ülkede bu manzaranın karşısında toplumun susması doğrusu yani özellikle toplum demiyorum da sivil toplum örgütlerinin, sendikaların, geçen bir tane sendika deyince aklıma geldi.
Gazete sayfalarında biliyorsunuz hemen hemen bütün gazetelerde ilan vardı. İlanın ismi neydi? Tam hatırlamıyorum. Başbakan resmini koymuşlar. Dik durumu neydi? Altına da sivil toplum örgütleri. Sivil toplum örgütlerine baktığımızda normalde bir gazetelere sorduğumuzda hesap ortalama 1 milyon dolar bir harcama oldu. Şimdi bu 1 milyon doları hangi sendika ödedi? Sendikalar sonuç itibarıyla kendi çalışanlarının aidatlarıyla ayakta kalıyor. Siz insanlar kıt kanat geçinirken 600 lira 700 lira asgari ücrete mahkum olmuşken sendikanın kasasında mı kullandınız? Yoksa bu parayı kim size finanse etti? Onu da kamuoyuna açıklayacaksınız. Sendikaların görevi hırsızlıkları kapatmak değildir. Sivil toplum örgütlerinin görevi yolsuzlukları kapatmak değildir. Tam tersine bunlardan hesap sormaktır. E size sendika nasıl diyeceğiz onu da tam bilmiyorum. Şimdi acaba AKP unuttuğu adaletin peşine mi düştü? Yani böyle diyebilir miyiz? Adalet için mi çırpınıyor şu anda? Yani bir zamanlar bu Ergenekon, Balyoz davasının avukatları ve aileleri biliyorsunuz her türlü mecrada çıkıp adalet istediler, hukuk istediler, adil yargılama istediler. Özel hayatın gizliliği zaten başka bir boyut. Ancak o zamanlar hiç sesini çıkarmayan hükümete şimdi baktığımızda kendi çıkarları için mi böyle yapıyorlar? Acaba gerçekten adaleti artık istedikleri için mi? Şimdi şöyledir yani dünyada da benzer olaylar yaşanmış. Tabii bu kadar büyük olaylar hiç yaşanmamış. İşte İtalya, İspanya, birçok Avrupa ülkelerinde buna benzer genelde böyle bir suç ortaklıkları oluşur. Suç ortaklıkları bozulmadığı sürece meselelerin kamuoyuna yansıtılması çok zorlaşıyor. Burada görüldüğü gibi yani başbakanın kendisi ifadesi veya da AKP'nin yetkililerin ifadesi bir suç ortaklığının da bugüne kadar devam ettiğini gösteriyor. Gizli bir koalisyon aslında. Efendim gizli koalisyon değil. Yani bir ülkenin başbakanı bugünden yarına değil yani dün başbakan olmuş değil. 12 yıllık 11 yıllık bir başbakan 11 yıllık bir iktidar kendisinin de değiştirmiş olduğu yargı sistemini biliyorsunuz 12 Eylül referandumuyla değiştirmiş olduğu sistemi. Daha sonra HSYK şimdi diyor ya HSYK HSYK'da seçimle geldi. Ya yani bu kurul aynı zamanda seçimle gelmiş bu kuruldur. Öyle başbakanın dediği gibi bir atama kurul değildir. Şimdi bugüne kadar bütün olumsuzluklara, bütün hukuksuzlukların hiçbirine ses çıkarmayacaksınız. Ne zaman çıkaracaksınız? Bu neye benziyor biliyor musunuz? Anadolu'da çok kullanırlar. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ama yılandır bir gün dokunur size. Demokrasilerde hukuk herkese lazım. En çok kime lazım biliyor musunuz? En çok o ülkeyi yönetenlere lazım. Sayın Başbakan balkon konuşmasına çıktığında ertesi gün benim gazetelerde demecim var. Sayın Başbakan hiçbir demokratik ülkede kabul edilmeyecek cümleler kullanıyorsunuz. 76 milyonu güvencesi benim diyordu. Sen kimsin güvencesi? Yurttaşların güvencesi demokrasidir. Hukuktur hukuk. Öyle bir gün olur ki hukuka siz de ihtiyaç duyarsınız. Hatta Sayın Genel Başkanımız bir televizyon konuşmasında hukuk en çok size lazım olacak. Çünkü bizim bu iktidarın ne kadar usulsüzce davrandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bugün bütün bunları görüp efendim tamam öz eleştiri yapıyoruz. Kusura bakmayın. Bugüne kadar bütün bu hukuksuzluklara biz göz yumduk. Şimdi gelin düzeltelim. Almanya'da gibi, İngiltere'deki gibi, Fransa'daki gibi bir hukuk sistemi oturtalım diyorsanız buna hiç yok. Ama ne yapıyorsunuz? Hayır. HSYK'nın yapısını değiştireceğiz. Nasıl yapacaksınız yapısını değiştireceksiniz? Efendim model olarak şu anda işte RTÜK gibi siyasi partiler bunları temsil etsin. Eğer zaten yürütme aynı zamanda çürümüş bir yürütme bu yargı sistemini dizayn etmeye çalışırsa bırakın bu mevcut yargıyı ya bugünkü yargıyı da arar duruma düşeriz. Şimdi HSYK ile ilgili düzenlemede torba yasanın ayrıntıları şöyle. Yargının Adalet Bakanı aracılığıyla doğrudan hükümete bağlanması
getiriliyor. Bu durumda HSYK'nın çıkardığı yönetmelik ve genelgeler bile kendiliğinden yürürlükten kalkacak. Tabii tam şey gibi yani. Şu anda insanların daha rahat anlayabilmesi için bir bakana bağlı olacak bir kurum haline getirilecek. Hı hı. Yani işte atıyorum TOKİ'yi nasıl yönetiyorsa, işte adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dediğimiz bakanlığı nasıl yönetiyorsa, Adalet Bakanlığı da yargıyı böyle yönetecek. Yani astığım astık, kestiğim kestik, bizim çocukları görmeyi ver, o çalsın, ona arsayı ver, buna da aldığı verdiği üzerine. Böyle bir hukuk sistemini kabul etmek mümkün değil. Bir facia olur. Parlamentoda şerefi, namusu, vicdanı olan insanların buna direnmesi gerektiği inancı içindeyim. Peki HSYK'da bu değişiklik yapılınca bir güven artması meydana gelebilir mi sizce vatandaşlar mümkün değil, arasından? Olmaz. Yani... Şu anda arızalı bir sistem HSYK şu andaki. Bütün bu arızalı sistem iyi kötü. Yani yasama, yürütme, yargı dediğimiz topal da yürüse fena yürümüyor. Ya sonuç itibariyle bu işte uygulamalara baktığımızda bu ne diyorlar biliyor musunuz? Şimdi vatandaşlarımızın bizi rahat anlayabilmesi için diyor ki, ey hakim, savcı, sen diyor işini yap. Ama işini yaparken bana soracağız. Yani benim oğlumu takip edip etmeme yetkisini benden alacağız. Böyle bir şey kabul edilir mi ya? Yani ortada suç var. Ortada deliller var, ortada telefon görüşmeleri var, ortada tapeler var. Bütün buna rağmen şimdi mesela polis ya da savcı polise diyecekti ki, pardon savcı bakanlığa diyecek ki, ey sayın bakan, biz Bilal Erdoğan'ı bu gece alacağız, haberin olsun. Oraya getirmek istiyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Niye siz arıl acele bir genelge yayınladınız? Madem ki hiçbir şey yok, diyorsunuz ki biz pırıl pırılız. Bırak kardeşim, bu savcılar, bu polisler hepsi suç işlesin. İşlesin suçu. O zaman siz gelin, hep beraber hesap soralım. Hayır, bir telaş içerisinde 18 Aralık sabahı önce polisi bypass ettiler. Bir gece yarısı o destan yazan polis birdenbire hepsi hain ve çete oldu. Darmadağın ettiler. Ertesi gün bir kararla savcının önünü kestiler. Niye kestiniz? Çünkü yapılacak 24 tane büyük operasyonun önünü kestiniz. Yani bizden olmayan kim varsa gönderin. Buna mantığı. Bütün yurttaşlarımız emin olsun, kesilemeyecek. O 24 tane operasyonun ortada deliller karartılabilir, birçok belgeleri ortada kaldırabilirsiniz. Ama bu ülkenin vicdanı, bu devletin vicdanı bunu kabul etmeyecektir. Bu hesabını soracak. Şimdi öyle açıklamalar geldi ki aslında arka arkaya. Meclis Başkanı yargı ölmüştür dedi. Başdanışman Yalçın Akdoğan milli orduya kumpas kuruldu dedi. Başbakan Erdoğan yargıda çete var dedi. Genelkurmay Başkanlığı suç duyurusunda bulundu. Şimdi baktığımız zaman bu yeniden yargılamayı tartışıyoruz. Ancak yeniden yargılama bu açıklamaların ardından kendiliğinden zaten ortaya çıkmış bir durum olmuyor mu? Anadolu'da özellikle adliyelerde çok kullanırlar. Avukatın düşkünü derdini mübaşire anlatırmış. Şimdi bu makamlarda oturan, yani Sayın Cemil Çiçek, Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanların konuşmaları dehşet verici. Ya dersin ki Allah Allah, bunlar kim ya? Zavallı, bunlar yeni mi geldiler? Ey Cemil Çiçek, bütün bunların sorumlusu biraz da sizsiniz. Yani eğer burada yasama görevini yapamıyorsa siz orada uzatmalı başyavuş değilsiniz. Yasamayı derhal harekete geçireceksiniz. Ne güzel, işte çıkalım 3 tane şirin kelime yapalım. Sayın Cumhurbaşkanı televizyonda izledim. Doğrusu acaba ne diyecek merak ediyorum. Eviriyor, çeviriyor. Ya ortada kardeşim suç var. Ortada bakan çocukları var. Ortada fezlekeler var. En azından şunu demen lazım. Ey Adalet Bakanı, orada o fezlekeleri tutamazsın. Gönder o fezlekeleri demen lazım. Bunu diyemiyorsan senin orada var olup olmamanın bir şey yok ki. Yasamayı şeyden Sayın Cemil Çiçek hemen 138. madde çürüdü. Çürüdüyse siz başında sen oturuyorsun, sen çürüdün demektir. Kısacası şunu söylüyorum. Yani yasama, yürütme, yargı var ya, bunların üç yerleri vardı. Toplum çabuk unutabilir. Bir, İktidar olursak yasaksız bir Türkiye yaratacağız demişlerdi. İki,
yoksulluğu bitireceğiz. Hı. Üç, yolsuzlukların hortumunu keseceğiz demişlerdi. Yani 3Y ile yola çıktılar. Hadi bundan vazgeçtik, geldiler. Yürütmeyi de, yargıyı da, yasamayı da çürüttüler. Hı hı. Şimdi yasama da yok, yargı da yok maalesef. Yani yargının durumuna görüyoruz hepimiz. Ama yürütme dediğimiz aynı zamanda dünyanın her yerinde bu bütün şeyleri organize eden yürütmedir. Başbakan diyor ya, yürütmenin başıyım. Hı hı. Şimdi bakıyoruz, yürütmenin bütün kolları çeteleşmiş. Yani 4 tane bakanın herhangi bir dünya ülkesinde görülmeyecek şekilde bir gece yarısı çocukları suçüstü ediliyor. Birçok bakanlar da bu 24. yani 24 operasyonun içinde olacaktı. Onları bir el maalesef durdurdu. Bakacağız önümüzdeki günlerde. Bir virgül koyalım. Reklama gideceğiz sayın seyirciler. Ardından tekrar karşınızdayız. Bizden ayrılmayın. Evet sayın seyirciler, Halk TV ekranlarında en ana haber devam ediyor. Şimdi bir telefon bağlantımız var. Gazeteci yazar Nazlı Ilıcak bizlerle. Merhabalar efendim. Merhaba. Evet, hoş geldiniz yayınımıza. Oldukça yoğun bir gündem var tabii ki bugün yine. Hemen ben söze girmek istiyorum. Hüseyin Çelik'in sözlerini soracağım size. Hükümet tarafından yeniden yargılama düşüncesinden uzaklaşılmış olduğu anlamına mı geliyor bugün Hüseyin Çelik'in yapmış olduğu açıklamalar acaba sizce? Yani inanın o kadar çelişkili açıklamalar ortaya atılıyor ki hangisine inanmak lazım? Hangi istikamette gidiliyor? Ben bunu kavramış değilim. Bakıyorsunuz Barolar Birliği Başkanı Sayın Feyzoğlu ile çok büyük bir yakınlaşma meydana geliyor. Adalet Bakanı ile konuşacak deniliyor. Bir bakıyorsunuz Hüseyin Çelik'in açıklamaları bambaşka bir istikamette. Bir bakıyorsunuz işte orduya kumpas kuruldu sözleri Yalçın Akdoğan'ın şiddetle kınanıyor. Yalçın Akdoğan bu sözlerinden geri adım atmak isterken yazarlarla yaptığı toplantıda Başbakan Ali Bayramoğlu'nun yazısından bunu anlıyoruz. Bu kumpas lafı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de önünü açtı gibi bir söz sarf ediyor sanki onaylarmış gibi. Hı hı. Bu bakımdan bilemiyorum. Bugün Hüseyin Çelik evet böyle bir pozisyon takılıyor ama Hüseyin Çelik kimi temsil ediyor? AK Parti'nin ne kadarını temsil ediyor? Onu tam değerlendiremeyeceğim doğrusu. Hı hı. Yani Hüseyin Çelik'in yapmış olduğu bu açıklama AKP ile ne kadar bağdaşır bilemiyorum diyorsunuz. Evet, bilemiyorum. Hı hı. Çünkü bu 3 gün önceki tablo bambaşkaydı. Evet. Peki efendim, MİT içinde derin bir yapılanma olduğu iddiası var. Sizin yorumunuz nedir bu konu hakkında? Derin MİT diye adlandırılabileceğimiz bu eskiden kalma bir yapılanma olabilir mi MİT'te? Ben öteden beri bu fikri savunuyorum zaten. Bu 7 Şubat krizi, ondan sonra cemaatle iktidarın arası açılması, 7 Şubat'tan sonra hemen bir paralel yapıdan söz edilip başbakanın bir anlamda korkutulması, İşte sizin iktidarınızda ortak olmak istiyorlar, sizi hedef alıyorlar, sizi tutuklayacaklar. Ortaya sonra çıkan bir böcek meselesi bir türlü içeri geçti. Böceğin menşeği bulunamadı bir türlü. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar mesele uzar mı? O anda ortaya çıkması gerekir. Çünkü nereye sinyal veriyor? O anda MİT bunu tespit edebilirdi. Dış politikada da yanlış yönlendirildi diye düşünüyor başbakan. Netice itibariyle Esad hemen düşecek diye iyice Türkiye Cumhuriyeti buraya angaje edildi. İşte Mısır'da bir darbe oluyor. Orada çok fazla bir angajmana giriyor başbakan. Herhalde deniliyor ki bak Türkiye'de de bir darbe olmak isteniyor. Bu şekilde yani bir fiili darbe, askeri darbe demek istemiyorum. İşte gezi olaylarının işte dış güçler, iç güçlerle işbirliği yapıyor darbe. Yani böyle bir korkutularak, yalnızlaştırılarak, yanlış yönlendirilerek bu 2011'den sonra bu iktidar bu şekilde yanlışları peş peşe sıraladı. Hani tek başına başbakan da tabii bundan sorumlu olabilir ama acaba böyle de mi yönlendiriliyor diye benim zihnimde bir kuşku var. Yani paralel yapı diye korkutarak seni iktidardan uzaklaştırmak istiyorlar. Tayyip Erdoğan'sız bir AK Parti istiyorlar. Abdullah Gül'ü sizin yerinize geçirmek istiyorlar. Bu telkinler yapıldı evet. Ve başbakan buna inandırıldı diye düşünüyorum. Hı hı.
Peki bugün günün son saatlerine doğru savcı Zekeriya Öz, başbakan tarafından kendisine yüksek yargı kökenli olan iki kişi gönderildiğini söyledi ve söz konusu bu kişilerin başbakandan özür dileyen bir mektup yaz dediğini açıkladı. Ve bu isimleri de açıklayabileceğini özellikle vurguladı Öz. Bu tabloyu nasıl değerlendireceksiniz? Bakın şöyle bir şey ortaya çıkacak sanıyorum. Bu iki kişinin ismini açıklayacaktır Öz. Bu iki kişi de herhalde şöyle diyecekler. Evet biz geldik böyle konuştuk ama biz başbakan adına konuşmadık diyebilirler. Hı hı. Muhtemelen böyle olacaktır. Yani bunu da Öz'ün ispat etmesi pek kolay bir şey değil. Başbakan bunu reddedecektir. Hı hı. Belki de bir ihtimal hakikaten kendi kendilerine gelin güvey olup belki de başbakana yakın isimlerdir. Belki AK Parti'yi de sempatiyle gören ve başbakanın devam etmesini, AK Parti'den devam etmesini isteyen isimlerdir. Yani kendiliklerinden de gelmiş olabilirler. Başbakan da yollamış olabilir. Bunun ispatı da son derece güç. Eğer kendileri o iki kişi evet bizi başbakan gönderdi demezse Öz'ün bunu ispat etmesi pek kolay değil gibi görünüyor. Evet. Sayın Alacak Gürsel Tekin bizlerle birlikte kendisi de size bir şey söylemek ister. Ben de İyi akşamlar. Saygılar. Bu son dönemlerde özellikle Sayın Başbakan'ın bugün bir açıklaması var. Siz de hatırlarsınız. Davos ziyaretinden sonra Sayın Başbakan Orta Doğu'nun tamamını dolaştı ve küresel oyuncu olacağını, Türkiye'nin bundan sonra bir küresel bir oyuncu olacağını ifade etmişti. Ama Japonya'da bugün çok farklı bir açıklama yaptı. Onu neye bağlıyorsunuz acaba? Ben Japonya'daki açıklamasını izleyemedim. Ne dedi evet, ki? Küresel oyuncu değiliz dedi. Yani dün küresel öyle oyunculardı. Evet. Galiba küresel Allah. Oyuncak olduk diyor. Vallahi bilemem. Evet, ben, çok ilginçti belki. Ama bana da ilginç geldi. Çünkü sürekli bu küresel oyuncu olduğumuz tekrarlanıyor. Bu özellikle bu Orta Doğu'da çok iddialı girişimlerde bulundu Türkiye. Çok farklı, biraz hani mensup olduğumuz diyelim ki Batı camiasından da hatta uzaklaşılarak çok farklı tavırlar takınıldı ve bunun içinde denildi ki Türkiye küresel bir oyuncudur. Eskiden bir kukla gibiydi. Başkaları kendilerine ne derse onu yapıyordu. Ben böyle Japonya'da acaba hangi bağlamda bu sözü sarf etti onu izleyemedim. Evet. O kadar önemli olaylar cereyan ediyor ki artık Türkiye'de hangi izleyeceğiz? Bunu ben ilk defa bu kadar bir ülkenin karıştığını görüyorum. Hakikaten bir büyük devlet krizi yaşanıyor. Ama gene de ekonomi şimdilik sağlanmış diyorum. Yani hala bu kadar krize çok şükür kısmi bir istikrar sürüyor. Tabii dövizde dalgalanmalar oluyor ama bilemiyorum. Yani bir an önce bu krizin yatışmasını ben diliyorum doğrusu. Evet. Çok bir an önce bu krizin sonuçlanmasını bir tek yolu var. Bu iddiaların yargı karşısında hesap vermesi gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok. Böyle bir aspirin tedavisiyle her gün insanları uyutup işte yargıda çeteleşme olmuş, şuradan bu olmuş deyip bu yolsuzlukları kapatmak mümkün değildir. Mümkün olmayacaktır zaten. Bakın göreceksiniz. Böyle bir şey mümkün değil. Türkiye her şeye rağmen, yani bütün zorlamalara rağmen bir hukuk devleti. Nereden kesinlikle bakarsanız bakın. Aynen katılıyorum. Bir anayasası var, ne bileyim bir anayasa mahkemesi var. İşte değiştirmeye çalışsalar da bir HSYK'sı var, bir yargı kendine göre bir bağımsızlığı var. Yani o kadar kolay değil. Polisleri hallaç pamuk gibi atıyorlar ama hani netice itibariyle onlar da görevlerine gene idari kararlarla dönebilirler. O bakımdan endişe edilmemesi gerekir. Gerçekten iddialar ciddi bir dayanağı varsa, çünkü bizim gördüğümüz kadarıyla da ciddi gibi geldi bana. Yani birçoğu ciddi gibi. Yani bunlar mutlaka üstü örtülemez diye düşünüyorum. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Alacak katıldığınız için yayınımıza. Ben de teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Evet, süremiz kısalıyor. Aslında konuşacak daha çok şey var. Evet, bir telefon bağlantımız daha olacak birazdan. Seyircilerimize aktaralım. Yargı Sen Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağoğlu birazdan telefon hattımızda olacak sayın seyirciler. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir görüşme gerçekleştirdi ve
Görüşme sonrasında gazetecilere bir açıklama yaptı Sayın Baykal. Görüşmeyle ilgili detay vermedi ancak adalete olan inancın yenilenmesine ihtiyaç olduğunu söyledi. Meclisin fezlekeleri beklediğini belirtti ayrıca ve ifadeye beklenenlerin de ifade vermeye gitmemesinin altını çizdi. Baykal'ın konuşmasını bir dinleyelim, ardından devam edelim. Üç haftayı geçti, hala fezlekeler gelmedi. Meclis o fezlekeleri bekliyor değerli arkadaşlar. Bu fezlekeler gelmeden hiçbirimiz yargının etkin bir şekilde işlediğini düşünemeyiz. Yargı kararları uygulanamıyor. Başsavcılar yargı kararlarını uygulamadıkları için emniyet yetkilileri hakkında soruşturma başlatıyorlar. İşte bir zamanlar soruşturmaların başsavcılığa bilgi vermeden yapıldığı gerekçesiyle o savcılar görevden alınıyordu. Ama şimdi başsavcılara bilgi verilerek yapılan soruşturmalar karşısında gene emniyet yetkilileri savcılık taleplerini yerine getirmiyorlar. Böyle bir şey olamaz. Yani erkler arasında uyum olmadığını tespit etmemiz için Ankara'da mı bir çalışmanın olması lazım? Yani İzmir'de var bu çatışma. İstanbul'da var bu çatışma. Efendim o çatışma yaşansın. Kuralları içinde yargı bunu günün birinde çözer. Bu doğru bir yaklaşım değil. Yani bir an önce yargıya olan güvenin tazelenmesine ihtiyaç var. Adalete olan inancın yenilenmesine ihtiyaç var. Yeniden inşasına ihtiyaç var. Bunu başaracağımız konusunda bir kararlılık, bir iyi niyet ortaya çıkmış olsa ben çok şeyin yapılabileceğine inanıyorum. Şu anda ortaya çıkan çatışma tablosunun her iki tarafının da kulak verilmesi gereken haklı talepleri olabilir. O haklı talepleri derleyip toparlayıp uygulamaya aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur, görevidir. Evet sayın seyirciler, telefon hattımızda Yargısen Kurucu Başkanı Ömer Faruk Emin Ağoğlu var. Merhabalar efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, AKP'nin HSYK hamlesiyle nasıl bir dönem bekliyor bizi acaba? Neler değişecek? Şimdi öncelikle şunu vurgulamak gerekiyor. 2014 sonbaharında HSYK'da yeni bir seçim sürecine giriliyor. Yeni seçim sürecine girileceği için daha önce 2010 yılındaki seçim sürecini çıkarmış olduğu anayasa ve yasayla yöneten, HSYK'da gücü eline alan iktidar kendi içerisinde bir parçalanma yaşadığı için yeni HSYK'da tek güç olabilmek için yeni bir yasayla bu seçime girme isteğini ve iradesini ortaya koyuyor. Onun için şu an Türkiye'de yargıyla ilgili çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu sorunları kendisine bir fırsat olarak görüyor ve bu fırsatı kendisi için değerlendirerek yargıyı kendi etki alanına daha fazla alabilmek için yeni bir HSYK modeli, yeni bir yapılanmayla bu 2014 sonbaharındaki seçimlerde HSYK'da tamamen etkin olacağı bir modelle karşımıza geliyor. Ortaya getirilen, çıkartılan teklif, tasarı bize bunu ifade ediyor. Evet, peki yeniden yargılamalarla ilgili aslında tam bir kapı aralandı deniyordu. Ancak bugün Hüseyin Çelik'in yaptığı açıklamalara bakacak olursak bu bir geri adım mı? Bundan sonrası için nasıl bir tahmin yapmak mümkün? Şimdi yeniden yargılamalarla ilgili şunu ifade etmek lazım. Bir kere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının sessizliğini
anlayabilmek mümkün değil. Kanadoğlu'nun ifade ettiği başsavcı bu kararlara itiraz edebilir düşüncesi karşısında elbette hukuka aykırılıklar konusunda itiraz hakkı var ama bu Yargıtay Başsavcısının tamamen takdirine veya keyfine bağlı değil, yapılan bir başvuru varsa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının hukuki olarak Türkiye'yi bu kadar ilgilendiren bir konuda ya başvurusunu yapmalı ya da kamuoyunu tatmin edecek şekilde bir açıklama yapması lazım. Hı hı. Görmedim, duymadım, bilmiyorum gibi ki bu konuda kendisine bir başvuru olmadan dahi bu yola gidebilir. Kamuoyunda kamu vicdanını tatmin edecek bir açıklamayla ya kamuoyu önüne çıkmalı ya da başvurusunu Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na yapmalı. Bu ayrı bir konu. Diğer tarafta yargılamanın yenilenmesi konusuna gelirsek, gündeme Barolar Birliği tarafından getirilen değişiklik konularıyla ilgili olarak özel görevli mahkemelerin, terör mahkemelerinin kaldırılmasını biz Yargıçlar Sendikası olarak başından beri savunuyoruz. Ama eğer Barolar Birliği'nin söylediği gibi bir değişiklikle Türkiye muhatap olursa, ki iktidar buna ilk etapta sıcak davrandı, o zaman bizi şöyle bir tehlike bekliyor. İktidar kendisini ilgilendiren her olayda, kendisini sıkıştıran her olayda çıkaracağı bir yasayla her türlü davaya müdahale edebilir. O zaman yargı asla ve asla iktidarı denetleyemez. İktidar her şeyini yargıdan kaçırabilir. Onun için iktidarı ilgilendiren bir dava ortaya çıktı diye yargılamanın yenilenmesini bir yasa yoluyla açmak değil. Burada şu yapılmalı. Bu mahkemeler eninde sonunda Türkiye'de hukuk tarihine gömülecek mahkemelerdir. Hı hı. Bu mahkemeler ne zaman kaldırılırsa kaldırılsın ama bir kere şu yapılmalıdır. Artık bir hukuk ayıbı olan gizli tanıklık olayı kaldırılmalıdır. Gizli tanıklık olayı kaldırıldığı zaman bu mahkemelerce verilen kararlar gizli tanıklar olmadan gerçekten mahkumiyet için yeterli midir, değil midir? Bunu zaten mahkemeler yargılamanın yenilenmesi yoluyla incelemek zorundadır. Hı hı. Hükümet bu konuda hiçbir şekilde ağzını açmıyor. Gizli tanıklar kalksın kalkmasın konusunda. Özel görevli mahkemeleri, terör mahkemelerini kaldırırsanız eğer, kaldırdığınızda doğal olarak 81 ildeki bütün ağır ceza mahkemeleri bu davalara bakacak. Doğrudur, bakmalıdır da. Ama gizli tanıklığı kaldırmadığınız zaman 81 ildeki bütün mahkemeleri terör mahkemesine çeviriyorsunuz ki bu Türkiye'de bir hukuk terörü yaratmaktır. İktidarın hukuk üzerinden her türlü hizaya getirme operasyonlarını 81 ile en baskıcı şekilde yayması demektir. Bunu kabul edebilmek mümkün değil. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Süremiz oldukça kısıtlı. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar Sayın Başkan. Ben de bu vesileyle iyi akşamlar diyeyim Sayın Başkan'a. Süremiz varsa Sayın Çelik'in, özellikle Sayın Genel Başkanımızın, birkaç dakikamız kaldı. Sayın Genel Başkanımızın dün ifade etmiş olduğu yolsuzluk miktarının 247 milyar yani eski parayla 247 trilyon olduğunu ifade etmişti. Hı hı. Sayın Genel Başkanımız aynı zamanda ciddi bir hesap uzmanıdır. Bu meseleleri çok iyi bilen, bu Sayın Genel Başkanı ya da bizim iddialarımız değildir. Bu soruşturmaları götürenler ve bu belgelere baktığımızda bu rakamın bu boyutta olduğunu. Bugün Sayın Çelik aynen şunu ifade etti. Hayır ya, bizim dönemimizde böyle bir yolsuzluk olmaz demiyor. Yolsuzluğun ya da rüşvetin boyutu %2'lerde, %3'lerde olur demişti. Hı hı. Doğrusu ben burada bütün kamuoyuna seslenmek istiyorum. Özellikle bunların mücahitlik ve müşahitlik dönemlerine inanan seçmen kitlesine seslenmek istiyorum. Eğer bugün emekli para alamıyorsa, eğer bugün işçi para alamıyorsa, eğer bugün 200.800 tane öğrenci içeride yatıyorsa, işçisi, sosyal güvencesi olmayan binlerce yurttaşlarımız varsa,
Bunun tek sorumlusu bu yolsuzluk yapan iktidarlardır. Tabii şimdi bu yolsuzlukta bahsettiğiniz yolsuzluklar, rakam haklı olarak diyeceksin. Yurttaşlarımız haklı olarak diyecek ki ya bu yolsuzluklar sadece bugüne mahsus değil. Doğrudur. Geçmiş yıllarda da olmuştu. Ama en pik noktası bu olmuştur. Gene bunu durduralım. Bunu durdurmanın yolu da bizim yurttaşlarımızın kendilerinin yapacağı bir tercihtir. 30 Mart günü kendi kaderiniz kendiniz tayin edin. Yeter deyin. Bu kadar hırsızlık, din dediler, iman dediler, en duygusal, en haklarımızı, inançlarımızı kullanarak reylerinizi alan insanların yapması gereken şudur. Gerçekten bu konuda sizin yani AKP'ye oy veren seçmenin çağrı yapması gerekiyor. Gidin, yargıya hesap verin, fezlekeler parlamentoya gelsin, parlamentoda fezlekeleriniz açılsın, aklanın, biz de size AK Parti diyelim. Aksi takdirde size AK dememiz mümkün değildir. AKP olarak tarihe gömüleceksiniz. Bu arada Sonar anketine göre bu pazar günü bir genel seçim yapılsa hangi partiye oy verirsiniz sorusu sorulmuş ve bugün seçim olsa AKP tek başına iktidara gelemiyor. Evet, AKP %... Ya doğrusu ben de izledim ama yani sahada görmüş olduğum bu tepkiden öyle bir %40'lar falan göremiyorum. Yani daha düşük olması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bu bilgi kirliliği, işte özellikle basının, medyanın, belli grupların pompalamasıyla bu yolsuzluklar kapatılmak isteniyor. Nazlı Hanım'ın da dediği gibi kapatılması mümkün olmayan bir devasa bir yolsuzluk var. Ancak erteleyebilirler, belli bir süre ertelenebilir. Bu bir vesile oldu. Bunu samimi olarak söylüyorum. Her şerde bir hayır var derler. İnşallah bunu Türk siyaseti iyi kullanır. Kirlenmiş siyaseti arındırma imkanını elde eder. Sadece buralarda değil, belediyelerdeki yolsuzlukları saatlerce anlatamayız. İmar yolsuzlukları, ihale yolsuzlukları. İhale kurumu diye bir kurum kurdular. İhale kurumun başındakilerin hepsi şu anda cezaevinde yatıyor. Yani geldiğimiz nokta, hani et kokarsa tuz, tuz kokarsa ne olur? Tuz kokmadı, tuz da çürüdü, et de çürüdü. İnşallah. Tabii ki biz siyasi partiler olarak, sivil toplum örgütleri olarak bizler de elimizde gelen çabayı sarf edeceğiz. Ama bu işin asıl sahibi millettir. Millet evet, 30 Mart'ta bu işe el koyacak. Herkesin görevi sanıyorum bu noktada yerine getirmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür katıldığınız ediyorum. İçin yayınımıza. Evet.